Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aramıza değerli konuklarımız, yurt dışından katılan değerli misafirlerimiz de var. Şimdi onlardan birini huzurlarınıza davet edeceğim. Konuşmalarını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Wojciechowska-Solaranu'yu huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Dear President, Mr. Aslan, Sayın dear President Kurum Başkanı Süleyman Aslan, guests, Sayın Yargıtay Başkanı, Sayın Katılımcılar, burada olmak, bu toplantı oldukça önemli bir etkinlik ve buraya konuşma için davet edildiğimiz üzere kendimi çok gururlanmış hissediyorum. Ben Türkiye'de Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü olarak çalışmaktayım. 2,5 yıl geçirdim güzel ülkenizde ve aynı zamanda tabii ki bu ülkedeki var olan değişiklikleri de izleme şansım oldu. Ailenin değeri oldukça önemli bir uluslararası değerdir esasında. Daha önce izlemiş olduğumuz videoda pek çok referans vardı uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuka karşı ki bunların hepsi de ailenin korunmasının önemine yönelik olan kanunlar. Bu oldukça bizim için çok önemli. Türkiye'de bizler için oldukça önemli bir konu bu. Biz de Birleşmiş Milletler ailesi olarak burada bütün kurumlarla son derece yakından çalışıyoruz aile hayatını desteklemek için. Aile hayatı her bir toplumun her yerde temelini oluşturmaktadır, temel taşıdır. Aile hayatı çocuklar için kültürü öğrenmelerin, dili öğrenmelerin, ahlakı öğrenmelerinin ve karşılıklı saygıyı öğrenmelerinin bir yoludur. Bu tabii ki aynı zamanda eğitimle birlikte giden, el ele giden tamamlayıcı bir şey bu. Ancak aile hayatı başka bir türlü yerine konulamayacak, ikame edilemeyecek bir şey. Bu nedenle de zaten aileleri sağlıklı aileler olarak tutmak son derece önemlidir. Aileler çocukların karşılıklı saygıyı öğrendiği, adaleti öğrendiği ve baskıdan uzak kaldığı yerler olmalıdır. Çünkü ailede baskı görülmemelidir. Burada bahsedilen yüksek boşanma oranları oldukça kaygı verici ve aynı zamanda sağlıklı aile hayatının aslında istediğimiz kadar sağlıklı olmadığının da bir göstergesi. Bu nedenle kanunlarımız var. Bu nedenle kurumlarımız var. Bunlar da aileyi korumak için mümkün. Bu mevcutlar ailelere danışmanlık sağlamaktalar. Aynı zamanda erozyona uğrayan ailelere yardımcı etmekteler, olmaktalar. Çünkü artık ailede adaletsizlik, baskı var bu tür ailelerde. Bu nedenle zaten biz bu son derece önemli hücreyi, çok derece önemli yapıyı korumamız gerekiyor. Hem kanunla korumamız gerekiyor, hem de toplum içindeki eylemlerimizle korumamız gerekiyor. 2015 yılında Eylül ayında Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyeleri ve Türkiye de bunun önemli bir katılımcısı olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 2023 hedeflerini kabul edildi etmiştir. Bu hedefler Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. Dolayısıyla ben bu noktada bu küresel girişimin bir parçası olan güçlü bir ülkede çalışmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ailenin rolünü bir kalkınma aktörü olarak ortaya koymaktadır.
vardır. Ve açık bir şekilde de devletlerin çocuklara ve gençlere sağlıklı bir ortam sağlaması gerektiğini, hakları bağlamında ve aynı zamanda becerileri bağlamında bunun sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Uyumlu aileler ve uyumlu toplumlar şeklinde bir yapı vardır. Bu aileler tabii ki politikaları yönlendirmektedir ve bunlar da aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin pek çoğu açısından önem taşımaktadır. Türkiye bu noktada bir taahhüt vermiştir. Bu taahhütte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine karşı bir taahhüt oluşmuştur. Bunları da ulusal politikalara alma konusunda taahhütü olmuştur. Aile de bu kapsamdadır. Bu kalkınma hedeflerine baktığımız zaman çok geniş kapsamda hedefler var. Bu hedeflerde bütün aile bireylerinin korunmasına yöneliktir. Ve aynı zamanda özellikle de bütün aileler için yeterli bir yaşama standartının getirilmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra aileler değerlerin aktarılmasında toplum içerisinde son derece büyük bir önem taşımaktadır ki bu da aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini artık gerçeğe taşıyacak bir şeydir. Böyle bir burada toplumsal cinsiyet eşitliği, çevreye saygı, jenerasyon arasında bir dayanışmayı kapsamaktadır bu hedefler ve adil, barışçı ve kapsayıcı toplumlar konusunda 16. hedefte bir takım taahhütler vardır ki bu taahhütlerin hepsi de aile bireylerinin, bütün aile bireylerinin korunmasına yönelidir. 16.1. hedefte diyor ki burada bütün şiddet türlerinin sonlandırılması, 16.2 istismarın çocuklara karşı istismarın ve aynı zamanda çocuk ticaretinin önüne geçilmesi. 16.9 ise burada yasal kimliğin verilmesi ve doğum haklarının verilmesinin. 16B bu da ayrımcılığa karşı olan bir madde. Aileler ve aile ilişkileri son derece büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle de kadınlar açısından baktığımızda bütün aile üyelerinin insan haklarına sahip olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda tabii ki yaşama standartlarıyla ilgili alakalı olarak, yaşama standartları seçimi ile alakalı ve aynı zamanda meslek seçimi ile alakalı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 17. sürdürülebilir kalkınma hedefinde 5. hedefte toplumsal cinsiyetin oluşturulması, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve ilgili bunun dışında bir takım ilgili taahhütler mevcuttur. Toplumsal cinsiyetin aile içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması için 5.4. hedefe baktığımızda ise devletlerin ücretsiz aile işinin ve ev işinin kamu hizmetleri kapsamında tanınması, alt yapı ve sosyal koruma politikalarına dahil edilmesini kapsamaktadır. Ve aynı şekilde aile içerisinde, hane içerisinde paylaşılmış sorumluluk duygusunun ortaya çıkılmasını kapsamaktadır. Bunun dışında spesifik hedeflerde tabii ki ekonomik kaynaklarla ilgili olarak da 5.8. maddede bir takım hedefler bulmuştur. Bu hedef de kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın ve şiddetin sonlandırılmasıyla alakalıdır. Ve aynı zamanda cinsel sağlığa ulaşım hakkını kapsamaktadır. Ve bütün hakları kapsamaktadır. Bir tarafta
ailene baktığımız zaman dayanışma ve sevgi ve şefkat yerlidir. Ancak aileler, kadınlar ve kız çocukları için ailelerde haklar da ihlal edilebilmektedir. Şiddetle birlikte kaynaklara erişimin kısıtlanmasıyla birlikte kadın ve kız çocuklarının emellerine ulaşmaları ulaşamamaları yönünde ve seslerinin duyurulamaması yönünde. Uluslararası araçlar uzun süredir aileyi zaten toplumun temel bir birimi olarak tanımaktadır. Ve ailede bütün aile üyeleri için ve bütün toplum için işlevlerini yerine getirmektedir. Bu nedenle baktığımızda açıkça kabul edilmektedir ki devletler bu sorumluluğa sahiptirler ve aynı zamanda tabii ki aileye yardım ve ailenin korunması bütün ailenin işlevlerini yerine getirilmesi de önemli. 16.3'ü baktığımız zaman İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 16.3. maddesinde 23.1. maddesi şunu söylemektedir. Yasal haklar konusunda aile toplumun temel bir birimidir ve aynı zamanda korumaya haizdir. Hem toplum tarafından hem de devlet tarafından. Bu tabii ki diğer insan hakları araçları da açık bir şekilde şunu ortaya koymaktadır. 10.1. maddeyle birlikte Uluslararası Ekonomik ve Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 10.1. maddesi de şunu söylemektedir ki en büyük kapsamlı yardım ve koruma aileye sunulması da gerekmektedir ki aile de toplumun hem doğal hem de önemli bir parçasıdır, temel bir parçasıdır ve bunlar zaten ailenin temel, toplumun temel bir parçası ve birimi olduğu konusu. Çocuk hakları aynı zamanda bütün göçmen işçilerin ve korunması sözleşmesinde de karşımıza çıkmaktadır ve burada engelli kişilerin haklarının korunması konusundaki sözleşmede karşımıza çıkmaktadır. Bu da açıkça şunu göstermektedir: ailenin insan haklarının korunmasında, bütün toplumdaki üyelerin insan haklarının korunmasında temel bir birim oluşturmaktadır ve aynı zamanda bu hakların kullanılması konusunda da temel bir yapı teşkil etmektedir. Sözlerime son verirken şunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Sayın Antonio Guterres'ten bir alıntı yapmak istiyorum. Kendisi de Türkiye'ye çok yakındır ve Türkiye'yi pek çok açıdan desteklemektedir. Kendisinin sözleri şöyledir: tarihi adaletsizlikler ve bütün aile üyelerinin hedefleri, haklarının korunması bizim en büyük hedefimizdir. Bütün hakların korunması bize sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir aileyi getirecektir. Çocukları şiddete maruziyetten, baskıya maruziyetten ve adaletsizliğe hem aile içinde hem de aile dışında maruz kalmaktan korumalıyız ki ancak bu şekilde sağlıklı bir topluma erişebiliriz ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerine getirmiş oluruz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum efendim beni buraya davet ettiğiniz için. Birleşmiş Milletler burada Türkiye'nin tüm toplum öğelerini korumak için elinden geleni yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum.